Gazeteciler ve basın bayramı günüydü. Ayasofya'nın açılması nedeniyle sizlerle bir araya gelememiştik. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirmek için dürüst ve ikili habercilik anlayışıyla görev yapan siz değerli basın mensuplarımızın gazeteciler ve basın bayramını kutluyorum. Başkan yardımcımız Faruk Bey ve müdürümüz izinde, geçen hafta Faruk Bey izindeydi. Şimdi müdür Bey izinde. Fatih Bey bizimle birlikte. Bir de basınımızdan Kasım Bey bizimle birlikte. Bütün arkadaşlarımızla beraber 24 Temmuz gününüzü de tekrar tebrik ediyoruz. Bildiğiniz gibi bir süredir tüm dünya koronavirüsle bu sürecin zorluklarıyla mücadele ediyor. Sultanbeyli Belediyesi olarak biz de aldığımız tedbirlerle ve her alanda yürüttüğümüz titiz çalışmalarla virüse karşı sıkı bir mücadele verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Rabbim tüm okullarımıza mezun olan gençlerimizi, vatana, millete ve ailesine hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Gelecek yürüyüşümüze katkısı olacak tüm gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlar, millet bahçesi kazandırılması hususunda projelerimiz tamamlandı. Proje şu an hazırlandı, bakanlığa sunuldu. Mimar Sinan Mahallesi Esentepe bölgesinde yapılacak olan millet bahçemiz 60 dönümü kapsıyor ve artık sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. Bu süreçte CHP İstanbul Milletvekili Sayın Akif Hamza Çelebi'nin ilçemiz muhtarlarıyla görüşmesi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İzzet Ünlü Yönter'in dernek başkanları ve muhtarlarla yaptığı toplantıda onları dinlemesi, ardından Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı'nın ilçemizin mülkiyet konusunu Genel Başkanları Sayın Mustafa Destici'ye aktarması ve bu konuların TBMM'de gündem yapılmasından rahatsızlık duymadık, bilakis memnuniyet duyduk. Biz hayatın durduğu pandemi döneminde de çalışmalarımızı kesmedik ve aksatmadan yürüttük. 11 Mart ile 1 Haziran arasında 485 adet talebin sonunda hak sahiplerine tapulağını verdik. Kısıtlama sebebiyle dışarıya çıkmayan vatandaşlarımızın ikametlerine giderek işlemlerini yürüttük. Normalleşme tarihi olan 1 Haziran'dan itibaren de 1045 adet hak sahibine tapuları verildi ve çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Bir an önce vatandaşlarımızla birlikte kentsel dönüşümü ve vatandaşlarımızın da her birerini anlattığımızda kabul edebileceği küçük parselleri ada haline dönüştürüp de güzel bir planlama, ilçemizin geleceğini de düşünerek iyi bir planlama yapma durumumuz var. Bu konuda vatandaşlarımızın da istekli olmasını bekleriz.